Akşamın hayır olsun sevgili seyirciler. Hoş buluştuk Eferde GRT kanalı Gagauzya Gün Günden programmasının temdoğun götürücüsü ben Polina Barbova. Bugün bizde studiyada bulunur yuridici Илья Карасини. Заман хайр болсун сизге Илья, хем да чок сау болуң. Аны кабилетиңиз биздин теклифибизди да бүгүн катылырсыңыз Гагаузия күн күндөн программасына. Заман хайр болсун Полина, сау болуңуз, аны теклиф эттиңиз. Неже билерсиз, сиз чоктан кечти эки бүйүк кият, хем пророклар, падишахлар, хем кахрамандар кияттарын презентациясы англары çevirdiler bizim Gagauz dilimize. Bu kağıtların içindelerinin varnasal tanışma nice Aliz'den, Yüle de İyi Çoban kanalında YouTube'dan. Evet. İlya, söylesiniz kimden çekilir, kime fikir geldi bu kağıtları çevirme bizim ana dilimize? Buyurunuz. Doğru söylediniz de bu iki kağıt Gagauzça çıktı. Yarım yıl geri onları tiparladılar. Güzel yeni kağıtlar. Çok resim var onların içinde. Onları tiparladı tipografiya Şavk Gündüz'ünde. Onlar yardım ettiler bu iş olsun. Ben bu kağıtları Rusça okudum birkaç kere kendi uşaklarıma hem kendime. Pek beğendim onları. Da o insanlarla bağlanıp buluşup söyledim onlara. Gagauz dilinde bu kağıtlar olaydılar, pek pek insan sevineciydi. Uşaklara bir büyük fayda olacaktı. Böyle bir hediye verdim, bu kadar. Sonra aklıma getirdim, dua ettim biraz bunun için. Da geçti birkaç ay, onlar dediler, İlya karar verdik. Gagauzça bu kağıtlar olsun. Ama çevirin dediler. O zaman var öyle bir kız Kungaz'dan, Marina Donçeva. O pek İslamlılar Gagauz dilini, poet, derinden duyar dili. O çevirdi bu kağıtları ikisini de Gagauz diline. Sonra onlara redakça yaptı Peter Çebatar. Da, ama en zor, en pahalı işi tiparlama onları. Onlar yaptılar. Bu kağıtlar tiparlandılar Germanya'da. Pek kaliteli tipar. Da buraya yolladılar onları. Bizim Gagauz halkımıza bağışır gibi. Böyle bir güzel proyekt. Da biz yarım yıl geri oldu prezentasyon regional galeriyesinde, resim galeriyesinde. Da ben umutlanırım. Artık görürüm de. Hani çoğu uşaklar, analar, babalar bu kağıtları okuyarlar uşaklarına. Şimdi bakın siz söylediniz hani yıllıktan kendiniz okudunuz, uşaklarınıza okudunuz, vakıtında söylediniz hani pek islah olacaktı, çevirilsinler bu kağıtlar bizim ana dilimize. Sizi işittiler, kararladılar beraber sizinle, sizin dostlarınız söyleyeceğiz. Da Allah'ın yardımıyla bu kağıtlar çevirdiler. Anglara bugünkü günler var söyleyeceğince internette uşaklar var nice tanışsınlar onların için dileğiyle nice de büyükler. Bu kağıtlar çevirdiler hem de adalı masuz uşaklar için. Angların yardımıyla onlar öğrenecekler Gagauz dilini hem de pek meraklandım. Yönce programadan aktardığınız birkaç sayfada gördüm. Hani burada laf gidiyor hayvanlar için de. Da. İsterdim tanıştırasınız sizce bizim Gagauzya'nın büyük yaşta insanlarını, orta yaşta insanlarını, hepsiyle uşakları da yakışarsa da okuyasınız bir yaratma. Ha, okuyacağım. İki kiyat çevrildi. İlk kiyatın adı Büyük Kiyat, Küçük Anlatmalardan Allah'ın Yaratması için. Bu kiyatın konsepsiyası böyle. Her bir sayfada var bir anlatma bir hayvan için. Diyelim burada kediler için, yaban kediler için. Dike koşki, yaban kediler için anlatma. Burada başka hayvan için. Burada yılanlar için. Da her bir sayfa o bir anlatmacık bir hayvan için. Da bir anlatmayı okuma 5 minut tutar. Ana baba okusunlar ışığına. Avşamüstü, yatma dini, uyuma dini, 5 minutalık bir anlatma Gagauz dilinde. Anlatmanın ilk parçası hayvan için. İkinci payı moral ideyası. Niye biz varınca öğrenelim ya da ne için biz dil lazım olalım bu hayvan gibi. İkinci sayfada da soruşlar. Uşağı sesledi mi? Dikkat oldu mu? Atent mi oldu? Anladı mı ne için bu anlatmalar? Hem de bir şiir Biblia'dan moral ideyesi orada. Okuyayım kısadan. Bu anlatmanın adı
Kuşkuoğlu'nun yaban kedileri. Yaban kedileri pek benzerler bizim sevgili yev kedilerimize. Onların şubacıkları boyalı mor, boz çizgilerle. Gözleri de yeşil ya da altın gibi sarı. Onlar görünerler sevimli hem yalpak ama karşı gelersin böyle kediyle ol kuşku. Onlar pek kavi hem korkunç. Eğer onlar sanarsa hani kimse niyetlenir girme onların yerlerine, onlar başlayırlar artaklanma, hırlayırlar, kulaklarını kışayırlar, sırtını kamburlaştırayırlar, keskin dişlerini gösterirler. Duyu bir korkunçluk, onlar var nice abanıp düşmana tırmalasınlar hem dalasınlar onu. Üfkeli yaban kedisine tayi yaklaşmama. Anlatmanın ilk payını okudum. Şimdi moral ideyesi. Kimi insanlar benzerler bu yaban kedilerine. İlk baştan onlar görünerler dost gibi. Ama üfkelenerseler var nice söylesinler çok ağır laf. Hem zarar yapsınlar insana. Allah ister hani ki onun uşakları olsunlar iyi yürekli. Hem becersinler zapetme kendi üfkesini. Eğer bizi gücendirerseydi bir şey, lazım yavaş açıklayalım bunu. Paylaşalım kendi duygularımızı. Ama olmaz çekişelim, dövüşelim, acı laf söyleyelim. Biz var nice Allah'a anlatalım niçin biz üfkeleniriz. Hem isteyelim ondan yardım kendimizi kullanma diyeni. Hepsi insanlar arada sırada üfkelenirler. Ama olmaz kendimizi götürelim o yaban kedileri gibi. Ne bile bir anlatma. Pek güzel. Hem de pek anlaşılır, ne orada söylenilir. Pek meraklı, pek uygun. Ama ile yakışarsız içinde de bu beş soruşlar, anıları masuz bağlı buyuratma, de açıklayasın sonları. Şimdi bakalım bizim sesleyiciler dikkatli mi seslediler bu anlatmayı? Siz de şimdi uşak gibi. Niçin yaban kedileri korkunç? Cevap. Niçin zeri? Onlar hırlanırlar hem tez üfkelenirler. Beğenmerseydiler bir şey. Tabir sorur. Neden sen anlayırsın hani yaban kedisi bu resimde üfkeli? Uşak lazım baksın resime. Resimler pek güzel, kaliteli de. Uşak söylesin neden? Niçin bu kedi üfkeli? Zeri kelebek onun üfkesini çıkarır. Kelebek uçar, kedi de beğenmeyir onu. Tabir soruş var. Angı olaylar seni üfkelendirir. Ne türlü sen kendini götürürsün üfkelendiğin an. Şimdi bu soruş yürüdüğü uşak kendisini analizirvet etsin. Kendi karakterine baksın bir taraftan. Pek büyük fayda bundan var. Hem tabir soruş nice sen düşünürsün. Niçin Allah ister? Hani biz becerelim zap etme üfkemizi. Tevhile hem de tabir yer efesilere. Üfkelenerken günaha girmeyin. Güneş kavuşmasın üfkenizde. Bu Biblia'dan bir yer sımarlama kuşaklara. Te ben okudum size bir avşama dini 5 minutluk anlatmacıyı. Uşaklara dini İlya pek meraklı olacak. Ben sanırım hani açan avşamın yatma uyma dini seslesinler. Anglarını okuyacaklar onlara. Onların anaları, babaları mı, kız kardeşleri mi, malileri mi, dadıları mı? Halizden bu kitaplar dünya uşak bestsellerleri. Bestseller, İngilizce best sell, o en iyi satılan kağıtlar, milyonlarca kopya bu kağıtların yapılı. Dünyada onları satın alırlar. Magazinlerde ben baktım Amazon'da, eBay'da bu kağıtlar 20-30 dolar tutar. Bir böyle bir kağıt çık satın alma. Zira o güzel, resimli, hem derin kağıt. Pamela Kennedy hem Douglas Kennedy onları yazdılar. Şimdi bu kağıtlar Gagavuz uşaklarına da yakın oldular. Şimdi kim ister? O işi de ben pek beğendim bu ideyi. Bu kağıtlar olsun da kim ister? De var bizim siz dediğiniz gibi İçoban kanalımız var. YouTube'da, Facebook'ta, Instagram'da var. Önce girsin, yazsın bize. Da biz size geri cevap vereceğiz. Da bağışış vereceğiz bu kağıdı. Bunu hem tabir kağıdı var. Urgulayacağız. Hani bu kağıtlarla tanışsınlar. Hem de tanıştılar. Dünyanın çoğu süreci uşakları milyondan ziyade. Birkaç dilde bu sırada süreci İngiliz, Rumun, Rus, Alman dillerinde. Şimdi de
bizim Gagavuz uşaklarımız, unukalarımız, tanışıcıklar bu kamil yaratmalarla. Bu kağıtların var audio versiyaları da. Ne kolaylayacak uşakların üyelerini işitip Gagavuz dilin güzel yutmasını. Mahsus bir ses istedim sizin kanalınızda. O kadar bir güzel, açık, şıralı yutur bizim Gagavuz dilimiz. Ben doyamazdım sizi sesleme. Artık söyleme açıktan size. Çünkü 1-3-4 sıra ben hep çevirdim. Girdim uşak sürücüsü rolüne. Hep seslerdim sizin güzel dilinize. Teşekkür. Nice anlaşıldı. Kiyatları çevirdi Maria Dončeva. Önce siz söylediniz hem de redaksiyi yaptı Piotr Çebatar. Piotr Çebatar anılmış. Onu hepsi Cibliyelence Moldova Devleti'nde sınır aşırı Gagavuzya'da. Söylesiniz kim o Maria Dončeva? Maria Dončeva, ben söylediğim gibi, o Kongaz'dan bir kız. Gagavuz dilini pek iyi bilir, derinden, akıllı. Da o Kayloğlu yardımcı olma da çevirme bu iki kağıdı Gagavuz diline. O birkaç ay bu işle zanartlanardı. Da oldu. Bu iş bana kalsa iyi kaliteli oldu. Peki. Ta bir kağıt var. Siz söylediğiniz gibi iki kağıt çıktı. İkinci kağıdın avtarı Valdemar Zorn. O Germanya'dan ama Rusya'da iyi bilir. Bu kağıt Halizdani uşaklara değini Biblia gibi. Uşaklara, proroklar, padişaklar hem kahramanlar. Eski bağlantı hem yeni bağlantıdan anlatmalar da. Burada 78. sayfada var. Paskelle yoğurtunun anlatması. Şimdi bu hafta biz Paskelle yoğurtusunu şimdi da bakarız, tutarız da tep analar babalar varınca okusunlar uşaklarına Gagavuz dilinde. Bu da var, o kiyada bu kiyada var audio versiyası. Yakışarsa da makar sürücüz birkaç cümle ama okusanız bu Paskelle haftası için. Okuyayım. İki cümle kısadan. Haftanın ilk gününde, o pazar günüydü o zaman, sabahleyin erken Maria hem ta iki karı mezara geldiler. Hani ki o vakitin adetlerine göre İsus'un güdesini kokulu olayla yağlama deyini. Ama mezar açıktı. Taş angısıyla kapalıydı mezar, çekiliydi bir tarafa. Karılar o saat kaçara gittiler İsus'un öğrencilerine. Öğrenciler çabuk geldiler mezara da gördüler hani aslıdan İsus yok mezar içinde. Da ileri doğru hani Hristos dirildi anlatmasını biz işleyiriz. Söylesiniz nasıl siz kendiniz bakarsınız İsus Hristos'un dirilmesini söyleyeceğiz bu Paskelle yoğurtlarını. Çünkü tamam şimdi okuduğunuz bir parça bu yoğurtudan. Bu büyük bir yoğurtu. Bütün Hristiyan dünyası bu yoğurtuyu tutar. Da bu yoğurtun manası hani İsus Hristos kurtarıcımız, sahibimiz dirildi. O değil yolu. Onu öldürdüler kurçada ama o dirildi. O gösterdi kuvvetini. Hani o Allah, Allah'ın oğlu. Da Paskelle yoğurtusu gösterir hani biz doğru yoldayız. Hani Hristiyanlar inanırlar diri Hristos'a, kurtarıcıya. Bu büyük bir sevinmek hem tabir iş. Ne için Paskelle böyle Haliz'den yoğurtu her birimize değinir. O değil sadece yumurta boyalı, hem masa hem paça ama bu manası o Hristos'un dirilmesi. O işi deriz. Hristos dirildi. Cevap veririz. Akına dirildi. Apostol Pavle yazıyor. Nice Hristos dirildi. O öyle inancıları da dirildecek. De biz inanar dirileceğiz. Yölüden açan İsus gelecek bu yeryüzüne. Bu Haliz'den bir derin umut. Demek hani yölümden varınca korkma ama Paskelle yoğurtusu getirir aklımıza hani yölümden dillen korkma. Yani Hristos daha kavi yölümden. Bu böyle kısadan açıklamalı. Çünkü bizim sahibimiz gerildi, sürücüs kruça, ziyetleri çekti bizim günahlarımız için. Amin. Amin. Elbet ki her bir halkın yaşayanı mahsus lazım bilsin kendi ana dilini, lazım çekitsin bu iş evden, ana, babadan. Uşak okula gidince laf etsin kendi dilinde da sade böyle var nasıl olacak ilerletme pahalı, güzel, şıralı Gagavuz dilimize. Bu iki kağıt yardımcı olacaklar. Uşaklara mahsus öğrenme kendi ana dilini. Biz belli bu niyetle de çevirdiniz bu kağıtları. Doğru, bu niyetle çevirdim. Gagavuz dilini ilerledelim. Hem ama bu dil sadece şkola urokları gibi. Ama Gagavuz dilinden bile uşaklar bilsinler dünyayı, hayvan dünyasını.
Bibliyi daha iyi bilsinler, daha iyi insan olsunlar, hem Allah'a daha yakın olsunlar. Böyle moral prensipleri bilsinler. Demek uşak okuduğuyla bu kıyatları ya da ana baba okuduğuyla ona bu kıyatı, onlar verecekler uşağa iki iş. İlk, Gagavuz dilini derinden bilimi hem duyguyu, hem ikinci, uşak başlayacak olma moral bir insan, iyi insan, Allah'a yakın insan. Bakılsa bu iki iş de pek önemli hem pahalı. İlya, söyleseniz ne kadar bu kağıtların tirajı hem de nerede var, nasıl karşı gelsinler bizim yaşayanlar bu kağıtlar? Bu kağıtların tirajı 2000 hem 2000. Onlar varınca karşı gelsinler bibliotekalarda alıp okusunlar. Ya da isterseydiler kendilerinde evde olsun bu iş. Girip YouTube'a, Instagram'a, Facebook'a varınca yazsınlar iyi çoban. Ya da dobry pastuh gagavuz böyle de bize yazsınlar, hani ben isterim ki yat verseniz bana da biz vereceğiz. De ben dün verdim birkaç kişiye bağışır bu kiyatlardan. Ta biraz kiyat kaldı. Kim ister varınca yazsın, biz bağışır vereceğiz. Parasız. Bravo. Söylesiniz ama kim o para tarafından yardımcı oldu? Sponsorlarınız vardı mı? Çünkü her bir kağıdı dünyaya çıkarma diyeni biliriz hani lazım hem de lazım değil az para. Çünkü burada pek güzel resimler var. Onlar her türlü renkte, dil karabiyaz. Da bu kağıtlar pek kaliteli. Görüyorsunuz kabı kalın. Kağıdın kabı kalınsa pahalı kağıt. Kabıysa o zaman ta ucuz onu tutar yapma. Güzel kağıtlar, sevinirsin yerinde tutarak. Ben dediğim gibi onları tiparladılar Germanya'da. MTU organizasyon Şaf Gündüz'ünde onun adı. Onlar yardım ettiler bu iş olsun, bu güzel proyekt olsun. Şükür Allah'a hani onlar kayıldılar da yaptılar bu proyekti bizim Gagavuz halkımız için. Böyle bir bağışış Gagavuz uşaklarına. Söyleyeceğiz tamam pastel haftalarında siz onları da adırsınız bu çok yedir. Elbet ki ben sanırım hani bizim uşakların olacak kolaylıkları kendiler alsınlar, atsınlar, okusunlar, tanışsınlar içindeliğinle hem de cevap etsinler soruşlara. Ben sanırım İlyan siz bunda durgun mıydınız? Çünkü göreyim emosyalarınızı kendiniz de pek sevinirsiniz. Ne soy çıkışlar oldular bu kağıtların dünyaya çıkmasından? Umutlanırız. Hem şimdi hazırlanır. Ta iki yeni kiyat Gagavuz diline çevirilmesi. Allah'ın yardımından olsun bu proyekte isterim. O kiyatların biri dünya bestselleri Paliana adı o kiyatın. Varınca satın alas. O satılır kiyat dükkanlarında. Rusça var. Rumunca var. Rusça. Ama Gagavuzça yok da. Pek meraklı bir uşak kiyatı. Ben küçükken onu okuyardım. Film seyrede, var filmde. O bir güzel kız için kim her zaman optimist kalır, her zaman sevinir. Yaşamasında çok zorluklar var. Anısı babası öldü, zorluk, hasta, bunu biri anlamıyor. Ama o her zaman sevinir, optimist kalır. Yaşar Lelüs'ün başka olaylar olur. Onda belki sıra gelecek yapacağız programı bu kağıt için de. Ama o kağıt böyle ta kalın. Böyle bir roman gibi. O roman, uşak romanı. Da onu da bitirirler çevirme. Şimdi bitirirler redaksiyon yapma Gagavuz diline de Allah'ın yardımından isteyeyim o da. Tezde olsun elimizde halkımızda. Hep Maria Donçeva hem de Piotr Çebatar mı? Maria Donçeva hem bana kalsa Viktor Kopuşu onu redaksiyon yaptı. Ya bitki adam o ta çıkmadı o işi ben yokunca kesin söyleyeyim. Açın çıkacak yazılı olacak söyleyeceğiz. Geleceğinizi bari gene anlatacağınız. Ben ne istedim size sorma. Şimdi sizin var kolayınız danışarsınız bizim Gagavuzyan yaşayanlarına, başka insanlara kime düşecek bu kiyat yerlerine ya da seyredicilere Anglara girerler YouTube'a iyi çoban kanalına. Sevgili seyirciler, GRT seyircileri, biz insanlar kim anlayırlar hem laf ederler Gagavuz dilinde. Var nice sevinelim. Zeri Gagavuz dili ilerler. Da ta bir iş ne gösterir bize hani bu dil ilerler. O yeni kağıtlar hani çıkarırlar Gagavuzça. Sadece lazım olsun onlar kim okuyacak bu kağıtları. Da bu kağıt toplamasın toz polkada. Kim hazır geliştirme fikrini açma, okuma derinden anlama düneyi hem dilini varınca alsın kağıtları da okusun bibliotekalarda, evde.
toplasın böyle kiyatları. Hem söylediğim gibi biz anca bağışır yedelim bu kiyatları parasız. Yaşasın Gagavuz dilimiz, yaşasın halkımız, Hristos dirildi. Tabirsa istiyorum nişanlama, hani iyi çoban kanalın en aktif seyredicilerine anıları meraklanacaklar bu kiyatlardan, onlar kabul edecekler, onları bağışır gibi nice söyledi bizim misafirimiz. Elbette size de Hristos dirildi. Bütün dünya Hristos dirildi. Çok sağ olun, hani buldunuz vakit, geldiniz, anlattınız bu iki kiyamir, kiyaçın anılarını çevirdiniz. Gagavuz diline hem de pek isler bir fikir ki size gelmiş vakıdında hem de yerinde. Akına dirildi. Sağ olun. Saygılı seyredicilerim, Gagavuzya'nın yaşayanları, Gagavuzya Gün Gündem programması yaklaştı sonuna. İstem tabirse getirmeyesin aklınıza. Hani bugün bizde stüdyoda bulundu bir miraklı insan, üyedici İlya Karasene. Kalın bizimle, kalın GRT kanalında. Hristos dirildi.